Ben bıktım bu siyasette oyu olmayan insanların çok gündemde olması. Orada bir Gelecek Partisi var biliyorsun, Ahmet Davutoğlu. 34 bin oy aldı Bahar. 34 bin. Ya benim takipçi sayım onun 7-8 katı ya. Yani yazık Aa, ya. Ya bu hakikaten. kadar dünya siyaset destek alıyor. Dünya şeyden devletten bir dolu destek alıyorlar. Paralar geliyor gidiyor. Milletvekili oldular, maaş alıyorlar şunlar. Abi ya yazık günah ya. Ya 34 bin Beş oy ne şey ya? diyordu. Anadolu'ya bir çıkarım, selamun aleyküm derim, ortalığı yıkarım. Ha. Söylemi vardı. Yıktı evet. 34 bin oyu var ya. Ya şaka gibi ya. İyi gene 34 bin bence. Bütün Türkiye'den. Ne Abi bileyim 10 tane milletvekili var ya. 10 tane milletvekili var 34 bin oyu olan adamın ya. onların aileleridir belki ki bence onların aileleri bile olmayabilir. Aileleri bile vermeyebilir ya. Bu ne ya? Ben bu iş bir işe yaramaz bu falan diyor. Ya Bana bir faydası yok. asıl bomba şeydi. Buğra Kavuncu'nun oy verdiği sandıktan işte kızı kendi ve karısı oy veriyor, üç kişi. Sadece Aa, üç evet. diyor kendi oy verdiği sandıktan. Düşünsene mesela iki ya da bir oy çıktığını hangi o şey Türk filmi gibi. Aa vallahi ben oy verdim. Ya Buğra'yı tanırım, severim de insan şahsen. Ama gerçekten bu manevraya gerek yoktu yani. Bu belediye başkanı adaylığı işine gerek yoktu bence. Ama belki kendisine ve bir bilmiyorum şimdi İyi Parti'de bir kariyer mi tekrar başkan adaylığında geçti galiba geçiyor adı falan ama yani İyi Parti'de yani şu anda başkan olsan ne olur o da başka bir konu yani. Gerek olmadı ya. Ya bu çok verimli Anladım. olmadı bu siyaset. İyi Parti'de galiba Koray Aydın ve dolayısıyla Mansur Yavaş sonradan dönemi başlayacak herhalde. Ben onu o intibayı edindim. Koray Aydın kazanıp bir şekilde Mansur Yavaş destekli mi gidecekler? Ya böyle bir enteresan şeyler var. Bu tabii benim yorumum. Neyse Bertan Bey demiş ki sert devalüasyon palyatif çözüm olur. Zaten enflasyonu da uçurur diyor. Ya arkadaş enflasyon uçmuyor mu? Bana bunu anlatsınlar ya. Kuru tutuyorlar enflasyon gitmiyor mu ya? Bu konuda Enflasyon duruyor mu yerinde? Yani anlaşılmayan bir şey var. Belki biraz daha net mi anlatmak lazım devrim? daha nasıl anlatacağım? Daha neler anlatıyorum? Bak İngiltere'deki yumurta fiyatı diyorum. O diyorum, bu diyorum. Hiçbir şeyle anlamıyor. Anlamak istedim. Çünkü bak ben de 90'lı yıllarda böyleydim. Bize bir şey öğretiliyor. Diyorlar ki kur burada biz her şeyi ithal ettiğimiz için kur yükseldikçe bize enflasyon. Ya zaten tamam olmaz demiyorum zaten. Fakat sen böyle de zaten enflasyona ya daha o kur manevrasını yapmadan enflasyonu yiyorsun zaten. Onun için normal olarak eğer onu hakkını verirsen aslında ve bazı düzenlemelerle bu ithalatta uygulanan bir dolu yani ithalatı bu kadar rahat hale getirmezsen bir ithalat döngüsünden çıkarsan içeride bir kendine yetmeye geçen modele döneceğin için evet, gereksiz gereksiz şeyleri ithal etmeyi bırakacağın için bir anda zaten o kur geçişkenliği dediğimiz kurun enflasyon üzerindeki etkisi ki Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Hoca'nın kendi araştırması vardır. Kur geçişkenliği %33 gibi diyor. Yani geçmiş çalışmalarda ama bugün ben o kadar olduğunu bile düşünmüyorum. Yani kurun enflasyon üzerindeki etkisi o kadar azaldı ki çünkü o kadar saçma sapan şeyler yani zaten her şey sürekli zamlanıyor. Yani insanlar bir kere davranışı bozdukları için kurun yükselmesine gerek yok zaten zam yapmaları için. Zaten yapıyorlar. Sen artık bir kere kuru yükseltip son bir kere bazı zamlara izin verip ondan sonra da bir daha artık o noktayı koymak zorundasın. Benim söylediğim başlangıç noktası yanlış olduğu için ne konuşsak boş. Onun için palyatif falan değil. Bugün yapmak zorunda olduğun hamleyi yapacaksın. Ondan sonra da nokta koyacaksın. Ondan sonra savunmaya geçeceksin kuru. Doğru bir yere yani Türk lirasını ucuz hale getirdikten Türk lirası pahalıyken savundukça ek maliyet, faiz maliyeti ekliyorsun. O da sana enflasyon olarak dönüyor. Bak ne demek istiyorum? Adam kredi alıyor ya o kredinin maliyetini sana enflasyon olarak çıkardığı ürüne ek maliyet olarak ekliyor. Dolayısıyla saçma sapan bir maliyet enflasyonu var ortada. Olmayan bir şey ekleniyor yani. Yani işe yaramayan bir faiz var. O faiz şehir içerisindeki balon. Sistemin içerisindeki balon. Yani bu kadar yüksek faize bile ihtiyacın yoktu doğru kurla başlasaydın. Yani 30'lara falan gelip belki de durdurabilirdin yani. Biraz tabii iyi niyetli olur ama her türlü bu işin doğru fiyatlamayla, doğru devalüasyonla daha sonra önce kuru arttırıp sonra faizi arttırsaydın doğru adım olacaktı. Şimdi hala yapılabilir, yapılacağını düşünüyorum. Onun için bütün bu muhabbetler zaten boşa gidecek. Yani bu zaten olacak benim söylediğim. Ne zaman olacak onu göreceğiz sadece.
Mecbur olacak yani. Rıfat Bey demiş ki dolar bu ay sonunda 40 küsüre dayanmazsa piyasalarda çark dönmez demiş. Öyle midir sence de? Katılıyorum. Katılıyorum. İşte tıkanma orada. Yani kur bir an önce arttırılmazsa tıkanma oldu. Kimse döviz sahibi dövizini bozdurup, yani adam mesela ev alacak, almıyor. Dövizini bozdurup almıyor. Bak ev piyasasına öldü. Kıpırdamıyor. Herkes bekliyor ki döviz yükselsin, dövizi bozdurayım, ev alayım mesela. Yani onun dışında insanlar zaruri alışverişleri dışında kimse dövizini bozdurup o alışverişi yapmıyor. Sen o dövizi bozdurtmadığın sürece o sistemde, bu çarkta dönmeyecek. Böyle sıkışık sıkışık ite kaka gidecek. Bu devalüasyon nereye kadar? 15 ile 25 olsun dediler. Şimdi 40 olsun diyorlar. Sonra 50, sonra 100 diyecekler. Sonra nokta nokta yani soru ya işaret. Şimdi diyecekler falan diye bir kavram yok arkadaş. Bak diyecekler değil. Zaten sen enflasyonun olduğu sürece döviz kurunu arttırmaya devam edeceksin. Bu böyle bir döngü. Sen enflasyonu yenersen döviz kuru da artmaz. Bu kadar da net. Yani şimdi o ondan yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan olgusuna çevirmeye çalışılıyormuş. Ya evet. Kur artmaya devam edecek zaten. Zaten devletin kendi OVP programı var. Ya bizim derdimiz o OVP'de yıl sonunda 40 liralık 42 liralık kurun sana bir faydası yok. Ben diyorum ki o kuru şimdi oraya götürdüğün zaman en azından turizmden oradan buradan yurt dışına kaçacak üretim ihracatçı üreticiyi kaçmayacak. Dolayısıyla cari fazla vereceksin eksik vereceği yerde. Bu basit bir matematik bu. Bunu neden anlamak istemiyorlar? Çünkü Türk lirası da yatıyorlar, mevduatı almışlar, rantiye diyor ki ben burada tatlıyım. O ne güzel. Ya arkadaş ben döviz kuru başka bir ülkenin kurunu savunmuyorum. Bana ne? Yani nefret ediyorum. Fakat mecbursun, rekabetten o kadar uzaklaştın ki uluslararası ticaret avantajını kaybettin. Konu burada. Onun için bunu sabaha kadar da olsa anlatmaya devam edeceğim. Çünkü doğru bu. Bu arada elinde sonunda buna gelecek zaten. Yani ben bugün bundan yani ben söyledim diye olmayacak. Bu olması gerektiği için olacak yani. Ha. Yaz sonu beklentin ne ya da olması gereken ne? 50 mi yaz sonu için ya da yaz için 50'ler? Onunla ilgili çok fazla hesap şeyi var. Yani kimsenin, herkes kendine göre bir hesap yapabilir. Ya doğru kur şudur, şudur, bilmem nedir. Bunu, yani ideali doğru cümle dış ticaret açığı vermeyeceği kur doğru kurdur. Dolayısıyla hani şu kur bu kur diyemem. Benim kişisel hesabıma göre bugün döviz kuru 60 liraya gidip 50 liraya otursa, 50-52 liraya o bandı otursa 1,5 yıl hatta 2025 sonuna kadar 60 lirayı geçmeden yani 50 rakamlarda uzunca bir zaman ve 2025 sonunda da 60 lirayı geçmeden zaptırapt edilebilir. Ekonomide 2025'te ciddi anlamda enflasyonda düşüş kaydedilebilir. Bana göre geçmişte yapılan programlarda bunu gördük. Bu sefer de neden olmasın diyorum. Yani 2001 programının her adımını an be an takip ettik Kemal Derviş programının. Başarısını gördük. Nasıl çalıştığını da gördük. Devaller yapıldı. Yüksek faiz verildi. Daha sonra da yapısal reformlarla yavaş yavaş zapt edildi ve sistem oturdu. Şimdi neden olmasın? 4 sene seçim yok. Seçim ekonomisi de uygulanmayacak. Gayet mantıklı yani. Çok bir böyle tuhaf bir şey anlatmıyorum garip. Yani sanki böyle bir anda acayip bir şey alıyor. Ha, zaten adamın verdiği hedefin üstünü ben diyorum ki hedefi bugün yapsın. Niye yıl sonunda yapıyor? O zaman yaptığı zaman bir faydası yok ekonomiye. Şimdi yaparsa bir cari fazla verme avantajı olacak diyorum. Bu kadar basit. Şunu soracaktım. Bu arada tek kişilik yaşayan yoksulluk, yani tek kişi için yoksulluk sınırı 26 bin TL. Hani düşünün artık, yani bundan 2 sene önce veya 3 sene, yani 2021 civarı desek. Yani hani şöyle diyebiliriz, her şey faizin 1 puan şeyiyle başladı. Bir gün evet. İnmesiyle başladı. Ondan sonra yokuş aşağı iniş çok hızlı oldu. Şu an 26 bin TL 2-3 sene önce çok iyi bir paraydı. Değil mi baktığında? Tabii. Şimdi tabii bugün... o kadar hızlı gidiyor ki, o kadar hızlı eriyor ki paranın değeri. Yani düşün, ya benim enflasyonum %100'ün altında değil bahar. Dolayısıyla her yıl aldığın para yarıya düştüğünü varsan yani sürekli. 26 bin lira bugün 13 bin lira ediyor. Bugünün 26 bin lirası yani. 2 yıl önce de 26 bin lirası bugün 6500 lira ediyor. Yani işin basit mantığı o aslında. Yarı yarıya düşüyor her yıl yani.